Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün sizlere PTC'nin bizlere artırılmış gerçeklik alanında sunduğu Vuforia ürünlerinden bahsedeceğim. Vuforia ürünlerine başlamadan önce sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramlarına açıklık getirmekte fayda görüyorum. Şimdi sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında gerçek hayattaki bir ortamın veya bir durumun tamamen sanal ortama yansıtılmasıdır. Ve bunun için bir sanal gerçeklik gözlüğü gerekir. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımızda tamamen dış dünyayla bağlantımızı koparırız ve olduğu gibi bir sanal ortama gireriz. Yani tıpkı bilgisayar oyununun içerisinde gezinmek gibi sanal ortamda gezinebiliriz, nesnelere göz atabiliriz. Arttırılmış gerçeklik ise bilgisayarda oluşturulan grafiklerin gerçek dünya üzerindeki nesneler üzerine bindirilmesini sağlayan teknoloji. Yani nasıl oluyor bu? Bunun için illaki bir sanal gerçeklik gözlüğü gerekmiyor. Bir telefon, tablet kamerası olabilir bu veya HoloLens gibi bir giyilebilir teknoloji olabilir. Telefon kamerasından etrafa göz attığımızda bilgisayar grafiklerinin gerçek dünyadaki objeler üzerine gözlemleyebiliriz. Yani tıpkı bundan birkaç yıl önce Pokemon Go gibi bir oyun vardı. İnsanlar ellerinde telefonlarla işte sokak sokak dolaşıp Pokemon arıyorlardı. Aslında bu artırılmış gerçeklik teknolojisi oluyor. Şimdi bu telefonların ve tabletlerin tüm dünyada patlaması, giyilebilir teknolojilerin de her gün daha da yayılması, artırılmış gerçekliğin hayatımıza girmesine her gün daha da kaçınılmaz kıldı. Bu arttırılmış gerçeklik kavramının ortaya çıkmasından sonra bugün bu eğilimden bir değer elde edebilmek için de uygulamaların fiziksel dünyaya dinamik ve dijital içerik üretmesi ve bu değeri arttırabilmesi gerekiyor. Normal şartlarda istediğiniz ki hem model görüntülensin, hem güvenlik manueli görünsün, hem montaj operasyonları görünsün dediğimizde bu her bir saydığımız fiziksel olan her şey için karşınıza sayısız bağımsız uygulama çıkıyor. Ve bu da büyük bir yazılım maliyeti, yazılım projesi gerektiriyor. Peki PTC bu noktada ne yaptı? PTC bu noktada güzel bir adım atarak artırılmış gerçeklik teknolojisini daha kullanılabilir hale getirdi. Yani bir yazılım projesinden ziyade bunu daha kullanıcı dostu hale getirip kullanım kolay bir şekilde bizlere sunmayı hedefledi PTC. Vuforia ürünlerini 4 ana başlıkta inceleyebiliriz. Bu zamana kadar daha çok Vuforia Studio başlığı karşınıza çıkmış olabilir. Aslında Vuforia Studio, Vuforia ürünlerinden yalnızca bir tanesi. Yani nasıl ki bugün işte Creo ürünleri dediğimizde karşımıza Creo Parametric, Creo View, Creo Schematics gibi programlar çıkıyor. Vuforia da aslında bu ana başlıklardan bir tanesi. Ve Vuforia Studio, Chalk, Expert Capture ve Vuforia Engine olarak dörde ayrılıyor. Sırasıyla hepsini inceleyeceğiz. İlk konu başlığımız Chalk'tan başlayalım. Vuforia Chalk'ı görüntülü konuşma teknolojisi üzerine bindirilmiş AR teknolojisi olarak özetleyebiliriz. Özellikle personel uzmanlık düzeylerinin farklı olduğu durumlarda yaşanan ihtiyaçlarda kullanılabilir. Personelin özellikle acemilik yaşadığı veya uzmanlık düşüğü olan konularda daha yetenekli veya konunun uzmanı teknisyenlerle hızlı bir şekilde bağlantı kurarak destek almasını sağlayan bir yapı. Bazı durumlarda da çalışma alanı çok karmaşık olduğu durumlar olabilir. Personelimiz bir sürü butonların, düğmelerin, valflerin olduğu bir yerde o an hangi düğmelere basacağını veya hangi valfi kapatacağını bilemiyor olabilir. Bu gibi anlarda uzman kişiyle bir çalk araması gerçekleştirerek uzman ona hangi düğmelere basacağını ekran üzerinde işaretleyebilir. Yani Chalk, özellikle yaşanan teknik sorunların çözümünde ve personelimizin yeterli teknik donanıma sahip olmadığı durumlarda veya personelin zaman zaman beklenmedik bir sorunla karşılaştığı durumlarda işi bilen uzmana anlık olarak ulaşarak konu ile ilgili destek alma imkanı sağlıyor. Bu özellikle yurt içi yurt dışı farklı lokasyonlarda tedarikçisi, müşterisi veya lokasyonu bulunan firmaların veya dışarıdan danışmanlık aldığınız firmalar da olabilir. İşi bilen uzman kişileri sürekli seyahat etmek zorunda bırakmadan bu tür işlerin hızlıca çözülebilmesine katkı sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Özetle Vuforia Chalk konumun herhangi bir önemi olmadan ihtiyaç duyduğunuz konuda uzmanınız olan kişiye ulaşıp destek almanızı sağlıyor. Dilerseniz yapılan çalışmanın özetini de kaydedebilirsiniz. Yani bu bir sonraki gelecekteki senin arkadaşın da faydalanabileceği bir instruction haline de getirilebilir. Çünkü her görüşme oturumunda siz işaretleme yaptığınız anlarda Chalk bunun bir ekran görüntüsünü kaydeder ve görüşmenin sonunda da dilerseniz bu ekran görüntülerini export edebilirsiniz.
Şimdi bu aşamada bir video üzerinden göstermek istiyorum bu furya çalkı. Şimdi burada sahada bir teknisyenimiz var. Teknisyenimiz Mark isminde bir uzmana çalk araması gerçekleştirerek aralarında bir görüşme gerçekleştirecekler. Çalk bildiğiniz üzere İngilizce'de tebeşir anlamına geliyor. Ve bu ekrandaki işaretlemeler tebeşire benzediği için çalkın ismi de buradan geliyor diyebiliriz. Burada her görüşen iki tarafa da farklı renklerde tebeşir verecektir bu furya çalkı. Şu anda teknisyenimiz Mark ismindeki uzmana aramayı gerçekleştiriyor. Ve birbirleri arasında görüntülü arama başlıyor şu anda. Konuşuyorlar da aynı zamanda bildiğiniz telefondan gerçekleştirdiğimiz görüntülü arama. Ve teknisyenimiz ekranda işaretleme yaparak problemi tarif edecek. Şimdi gördüğünüz üzere teknisyen ekranda bazı işaretlemeler gerçekleştirdi. Bu işaretleme gerçekleştiği anda, bu noktada durduracağım videoyu. Bu işaretleme gerçekleştiği anda çalk işaretlenen nesnenin üzerine bu işaretlemeleri donduruyor. Yani bu neden gerekli? Çünkü teknisyeniniz o anda kamerayı yere bırakması gerekir, telefonunu yere bırakması gerekebilir veya kamera açısını farklı yöne çevirmesi gerekebilir. Bu görüştüğü karşı tarafın da kafasını karıştıracaktır. Çünkü karşı taraf teknisyenin bulunduğu ortama yabancı olabilir, o bulunduğu ortamı bilmiyor olabilir. Onun da kafası karışmaması için aslında çok güzel bir özellik. Şu anda bakın kamerası farklı yöne döndüğünde videoyu devam ettiriyorum. Sağ tarafta oklar göreceksiniz bakın. O bölgede işaretleme yapıldığını söylüyor bize. Şimdi yeşil renkte teknisyen işaretledi ve uzman şu anda mavi renkte. Farklı renk ile sağ tarafı git dedi ona. Bulunduğu düğmeyi, oradaki bir düğme var. Düğmeyi gösterecek teknisyenimize ve bunu çevirdiğinde çalıştır diyor. Bu şekilde de aramayı sonlandırıyorlar. Ve görüşmede işaretleme yapıldığı anlarda ekran görüntülerini kaydeder demiştik. Bakın her işaretleme yapıldığı anda oturumun bir özeti olarak burada ekran görüntülerini Vuforia Çalk kaydedecektir. Şimdi Vuforia Expert Capture diğer ürünlerimizden bir tanesiydi. Expert Capture başlığına geçtik. Vuforia Expert Capture daha çok yeni personellerin eğitim süreçleri veya yapılan bir işleme ait bilginin farklı kullanıcılara aktarılması konularındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir çözüm. Yani yaptığınız uzmanlık gerektiren fakat standart olan bir proses var diyelim ve bu işlemi farklı personellere aktarılması için tecrübeli bir uzmanı sürekli bu işe tayin etmeniz gerekiyor. Ve bu da uzmanın asıl görevini gerçekleştirmesi için bir engel teşkil ediyor olabilir. Yani uzmanın mesaisinden iyi bunu yeni personellerin eğitimi için harcamış oluyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda uzmanımız bir HoloLens veya RealVR gibi giyilebilir bir cihaz kullanarak işlemi gerçekleştiriyor Vuforia Expert Capture ile. Daha sonra arkasından gelecek olan personel yine giyilebilir cihaz yardımıyla onun işlemi gerçekleştirirken sırayla hangi makinenin işte hangi tezgahın başına geçtiğini, hangi takımlarını kullandığını, işte hangi düğmeleri bastığını direkt olarak bulunduğu ortamda görebiliyor ve bu şekilde yanında bir uzmana ihtiyaç duymadan işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Bakın burada video üzerinden göstereceğim. Şu an bir CNC uzmanımız var. HoloLens'i gözüne taktıktan sonra Expert Capture programını, Vuforia Capture programını başlattı. Ve yaptığı işlemleri kayıt altına alıyor. HoloLens'in bildiğiniz üzere el hareketlerine ve sesli komutlara duyarlıdır HoloLens. Şu an tek foto komutu verdi HoloLens'e. Onun bir 3-2-1 diye sayıp HoloLens. Bunun bir fotoğrafını çekecektir. Burada bakın 6. adıma göçtüğünü görüyoruz. 6. adımı işaretledi. Eliyle 4 adet nokta işaretledi. Şimdi burada HoloLens'in işte sesli komutları veya el hareketlerine duyarlılığı bizim için tabii ki de bir avantaj. Fakat bu adımların oluşturulması HoloLens üzerinde çalışan Expert Capture ile sağlanıyor. Daha sonra HoloLens'ten bu veriler bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burada Vuforia Editor dediğimiz bir ara program var. Bu ara program tamamen sürükle bırak mantığıyla çalışarak burada adımları düzenlemenize sağlıyor. Yani birinci adımda şunlar yapacağım. Notlar eklenebilir buraya. Bu adımda bunlar yapılıyor. Bu adımda şunlar yapılıyor gibi. Evet, HoloLens'i görüyoruz ekranda. RealVR görüyoruz. Telefon, tablet de olabilir bu. Ve bu aşamada artık yeni personelimiz geldi. Ve uzmanımızın gerçekleştirdiği birinci adımı şu an HoloLens ekranında karşısında görüyor.
Bu adımda yalnızca bir fotoğraf çekilmiş. Yine editör üzerinde bir not eklenmiş buraya. Bunu gördü, işlemi gerçekleştirdi. Yine HoloLens bulunduğu lokasyonu da işaretler. Çünkü burada adım 5 tezgahın CNC'nin başında bitmiş bakın. İşlem merkezinin başında bitmiş. Burada 6. adıma geçmiş. HoloLens bu location'ı da hafızasında tuttuğu için burada havada bir yol çiziyor aslında. Evet, 6. adımda video eklemiş mesela operatörümüz. Bunu görüyor. Buradan yine 7. adım için hangi tezgahın başına geçmesi gerektiğini karşısında görüp o kısımda da bir fotoğraf eklenmiş. Yeni personelimiz işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Şimdi videonun oynadığı esnada da özetlediğimiz gibi buradaki yapı HoloLens veya RealVR gibi giyilebilir bir cihaz teknolojisi gerektiriyor. Bunlar giyilebilir teknolojiyle kaydedildikten sonra Expert Capture'da gerçekleşen adımlar bir ara programdan bahsettik. Vuforia Editor diye sürükle bırak mantığıyla adımları düzenleyebilirsiniz. İlave açıklamalar yazabilirsiniz adımlara. Son olarak da bundan sonra ister artık telefon ekranında veya tablet ekranında veya işte yine giyilebilir bir teknolojiyle gerçekleştirmiş olduğunuz bu adımları görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi Vuforia ürünlerinden bir diğeri olan Vuforia Studio'ya geldik. Vuforia Studio üretim, servis, satış ve pazarlama gibi endüstriyel alanlarda karşımıza çıkıyor daha çok. Ve şunu belirtmekte fayda var. Vuforia Studio, Chalk ve Expert Capture'dan farklı olarak bize CAD model kaynaklı bir arttırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Bakın bu ana kadar hiç CAD modelden bahsetmedik ama Vuforia Studio'ya geçtiğimizde artık bir CAD modelden bahsedebiliriz. Üretim tarafına baktığımızda karmaşık dizi halindeki montaj operasyonları tanımlama veya yeni personelin ürün üzerindeki eğitimi gibi ihtiyaçların çözümünde kullanılabilir. Servis tarafına baktığımızda servis personelinin veya saha teknisyeninin herhangi bir parçayı nasıl yerinden sökeceğini tarif eden sayfalarca servis manueli oluşturma ihtiyacınız olabilir. Bunun için kullanabilirsiniz. Özellikle servis tarafında hani ben kendi bakış açımı söyleyecek olursam servis tarafında daha verimli buluyorum. Çünkü her zaman servis personeli bir atölye ortamında çalışmıyor. Bazen sahaya çıkması, bir dağ başına bir şantiyeye gitmesi çıkması gerekebiliyor. O gibi durumlarda makinenin başına geçti. Mesela bir pompayı sökmesi gerekiyor yerinden. Fakat bunun için bir sökme takma servis manueline ihtiyaç duyuyor. O anda da ulaşamayacağı için o işlemi gerçekleştiremiyor. Nasıl sökeceğini bilemediği için o işlemi gerçekleştiremiyor. Fakat bugün herkesin cebinde bir telefon var. Düşünün, o parçanın sökülmesiyle ilgili bir arttırılmış gerçeklik olsa ve o an o pompanın yanında bir barkod olsa saha teknisyenimiz barkodu telefon ekranından taratacaktı ve hemen karşısında o parçanın nasıl söküleceğini görüp işlemini gerçekleştirecekti. Veya satış tarafını düşünürsek, şimdi her zaman ürettiğiniz bir ürünü müşterinin ayağına götürmek çok mümkün olmayabiliyor. Çok büyük bir iş makinesi üretiyor olabilirsiniz. Bu gibi yerlerde de yine müşteri demoları için size bir çözüm sunabiliyor Vuforia Studio. Şimdi bu gibi saydığımız tüm durumlar için CAD modelin herhangi bir telefon, tablet veya giyilebilir bir cihaz kullanılarak bulunduğunuz ortama tüm bu saydığımız ihtiyaçları karşılayabileceği bir şekilde gelmesini Vuforia Studio ile sağlayabiliyoruz. Şimdi tüm bu saydığımız maddeler için birbirinden bağımsız tek seferlik uygulamalar oluşturmak yerine CAD modele bağlı bir AR deneyimi oluşturabiliyorsunuz. Vuforia Studio tarafı CAD modelin ve tablet üzerinde görünen butonların oluşturulabileceği bölüm. Yani stillerin oluşturulup düzenlenebileceği, işte butona tıkladığınızda hangi fonksiyonu yerine getirecek, hangi CAD model karşınıza gelecek, bunların düzenlenebileceği kısım. Yani bütün animasyon, model görünümü, arayüz görünümü gibi konfigürasyon işlemlerini Vuforia Studio ile gerçekleştiriyoruz. Oluşturulan AR deneyimini görüntülemek için ise ücretsiz olarak iOS veya Google Play Store'dan download edilebilen universal görüntüleyici niteliğine sahip Vuforia View karşımıza çıkıyor. Yani nasıl ki bugün internete girmek için telefonumuzda Chrome gibi veya Edge gibi bir web tarayıcı kullanıyorsak, AR deneyimlerini görüntüleyebilmek için de Vuforia View bizim AR tarayıcımız olmuş oluyor. Şimdi bu kısımda en çok merak edilen konulardan bir tanesi nasıl oluyor da bilgisayarımızda oluşturduğumuz bir deneyimi telefonumuzun ekranında görebiliyoruz. Burada arkadaşlar
Vuforia Studio, bilgisayarımda çalışıyor Vuforia Studio. CAD modeli aldık, işte telefonumuzda görünecek arayüzü dizayn ettik. Bundan sonra bu deneyimi publish ediyoruz. Nereye publish ediyoruz? Vuforia Studio'yu satın alma seçeneğinize göre cloud'a publish edebilirsiniz veya bilgisayarınızdaki bir server'a publish edebilirsiniz. Eğer server firmanızdaki server'da çalışacaksa ilave olarak ThinkWorks server kurulmalı ve Vuforia Experience Service kurulmalı. Ama cloud'da çalışıyorsanız böyle bir kuruluma gerek kalmıyor. Direkt PTC'nin sizin için ayırmış olduğu serverlarında ayırmış olduğu cloud bölümüne deneyiminizi upload ediyorsunuz. Şimdi deneyiminizde eğer deneyiminizde bunu daha önce tecrübe edenler olmuştur. Deneyimi telefon ekranına getirmek için bir barkod taratabilirsiniz veya işte modelin yandan görünüşü olabilir. İşte önden görünüşü, farklı bir açıdan görünümü olabilir. Modeli taratabilirsiniz veya tamamen düz bir zemine getirtebilirsiniz. Diyelim ki barkodla çalıştınız. ThinkMark dediğimiz barkodla çalıştınız ve telefon kameranız bu ThinkMark'ı gördüğünde, ThinkMark zaten sizin kullanıcı adınıza özel bir ThinkMark'tır bu. Yani farklı bir ürünün karşınıza gelme ihtimali kesinlikle yok. ThinkMark'ı tarattığınızda Cloud'dan daha önce paylaşmış olduğunuz, publish etmiş olduğunuz deneyimi telefon ekranınıza getirecektir Vuforia View. En temel haliyle arka planda çalışan mimariyi bu şekilde özetleyebiliriz. Kullanım olarak baktığımızda Vuforia Studio AR deneyimlerini hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için ortaya çıkmış bir ürün. Kodsuz bir ortamda yazma kolaylığı için kullanımı kolay, sürükle bırak kullanıcı arayüz ortamını bize sağlıyor. Bakın ekranın sağ üst köşesinde şu anda oynayan bir video var. Hemen bu videoda şöyle özetlemem gerekirse bu videoyu başına alacağım. Şu an Vuforia Studio ortamını görüyoruz aslında bu videoda. Solda bir ürün ağacımız var. Yani bu Creo parametrik kullanıcılar için söylüyorum veya daha önceki CAD kullanıcılar için söylüyorum. Ürün ağacı diyebiliriz buna. Çünkü burada yaptığımız işlemler, model eklediniz diyelim, buton eklediniz. Bu eklediğiniz her şey sol taraftaki ağacınızda yer alacaktır. Şu sağ kısımdaki kolonda ise o anda seçili olan bir buton seçili olabilir, bir imaj seçili olabilir. Onun üzerindeki fonksiyonları gösterir size. Label'ını düzenleyebilirsiniz. İşte click fonksiyonlarını düzenleyebilirsiniz. Bunu gösteriyor. Şimdi bu videoda bir buton eklenecek. Toggle buton ekleyecek bakın şuradan. Bu toggle butonu arayüze bıraktı. Ha, şu orta kısımda da telefon ekranını görünecek olan arayüzü görüyoruz şu anda. İşte toggle butonun ikonunu ayarlıyor. Dışarıdan farklı ikon seçebilirsiniz. Veya hazır içindeki ikonlardan birini kullanabilirsiniz. Bakın click fonksiyonunu aldı, modelin üzerine sürükleyerek bıraktı. Ve karşısına bazı fonksiyonlar geldi. Hangi işlemi yapayım işte? Play mi yapayım? Forward mı yapayım? Yani her zaman bunu şöyle diyebiliriz. Demek ki ben toggle buton eklediğimde ve onun click butonunu bir ürün ağacına yer alan modelin üzerine sürükleyip bıraktığımda bana bu seçenekleri verecektir her zaman. Ve bu seçenekler dikkat ederseniz animasyonla ilgili seçenekler. Yani modelin üzerindeki animasyonu oynatacaktır. Video tekrar başa sardı bu noktada. Şimdi devam etmek gerekirse yine Vuforia Studio'da IoT gibi daha ileriki seviye ihtiyaçlarınızda da işte ThinkWorks IoT bağlantısı kurularak IoT sensörü verilerini yapıya entegre edebilirsiniz Vuforia Studio'da ve canlı sensör verilerinizi Weaver üzerinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yine model animasyonları için Creo Illustrator üzerinde animasyonlarınızı hızlı ve basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bakın burada şöyle diyebiliriz. Vuforia Studio ile ilgili yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de bu. Görüyorum ara sıra çünkü. Sunstop animasyonları veya sekans animasyonları olabilir. Bunlar Illustrator'te hazırlanıyor öncesinde ve Illustrator'ten PVZ formatında export ediliyor. Daha sonra ben Vuforia Studio içerisinde import alıyorum bu noktada. Desteklenen model formatlarından söz edecek olursak PVZ formatından bahsettim az önce. Illustrator'ten PVZ olarak export alıyoruz diye. Bildiğiniz üzere PVZ aynı zamanda CreoView formatıdır. Bu CreoView PVZ formatının yanı sıra StepIJS, STL, OBJ veya SolidWorks, Inventor gibi dosya formatı desteklerini de bize sunuyor bu Vuforia Studio. Arayüz düzenlemeleri için işte buton düzenlemeleri, butonların nasıl görüneceği, label'ların nasıl görüneceği daha doğrusu bu gibi düzenlemeler için CSS'ten de faydalanabilirsiniz. CSS desteği de var bu Vuforia Studio'nun içerisinde. CSS kodlama yapabilirsiniz.
Veya daha ileri seviye ihtiyaçlarınız vardır. JavaScript yazmanız gerekiyordur. Yine Forest Studio size JavaScript ortamını veriyor. Yani Java kodlarında, hatta videoda şurada görünüyor bakın. Şu an Home ismindeki görünüş oluşuyor. Burada Home.js yazıyor. Java kodlarınızı o bölüme girerek o kısımda yazabilirsiniz. Şimdi bu kısımda bir video oynatacağım size. Örnekte PTC'nin Howden için hazırlamış olduğu bir artırılmış gerçeklik deneyimini izleyeceğiz. Ve bakın, mimariyi anlatırken bir önceki slaytta bir ThinkMark görünümünden bahsetmiştim. Bir de Model Tracking yönteminden bahsetmiştim. Burada Model Tracking, yani model izleme yöntemi kullanılmış. Bunu Vuforia Studio'da ayarlıyorsunuz. Yani modeliniz zaten ekrana geliyor. Açısını, görünüşün açısını ayarlıyorsunuz. Burada mesela hafif izometrik bir görünüş ayarlanmış. Bu görünüşle gerçek modeliniz üst üste oturduğunda deneyiminiz ekrana gelecektir. Bakın, burada sıfıra sıfır oturmasına dahi gerek yok. Şu an sadece o kadar yaklaştırması yetti ona. Ve deneyim karşısına geldi. Burada bakın, eğitim, işte güvenlik gibi, operasyon gibi farklı bölümler oluşturulmuş. Bakın, CAD modeli gerçek modelin üzerinde görüyoruz şu anda. Model tracking'in en güzel avantajlarından bir tanesi bu. Ve model tracking, dediğimiz gibi, bu yöntemlerden sadece bir tanesi. Hani hiç model de olmayabilir. Barcode ThinkMark dediğimiz yapı olabilir. Veya düz bir zemine de yalnızca modeli getirtebilirsiniz. Bir barcode'a ihtiyaç duymadan. Patlatılmış görünüşü gösterdi. Videodan da gördüğümüz üzere. Soldaki menüde bazı parçaları önceden oluşturulmuş ve butona tıkladığında, şu an mesela crankshaft'a tıkladı. Crankshaft'ın üzerindeki label aktif hale geldi. Sırasıyla diğer parçaları gösterecektir. Şimdi bu kısmı biraz ilerleteceğim. Son parçayı da gördük, gas plate olduğunu. Ve tekrar bir önceki menüye döndü. Patlatılmış görünüşü tekrar topladı. Crosshead pistona klikledi şu anda. Onu görüyoruz. Burada bakın, bir öncekinden farklı olarak ilave açıklama etiketi yerleştirmiş üzerine. Sırasıyla diğer parçaları da gösterecektir. Biraz ileriye aldım videoyu. Şimdi safety bölümünü gösterecek bize. Bakın, ilave CAD modeller geldi ekrana. Bu şekilde bir güvenlik bölümü oluşturulmuş. İşte hangi noktalarda yüksek basınç var, hangi noktalarda yüksek sıcaklık var. Bunları özellikle bakım teknisyeninin görebilmesi için AR deneyiminde oluşturulmuş. Operation bölümüne geçecek. Burada modelimizin üzerinde bir animasyon var. Animasyon oynayacaktır. Yani kompresörün iç yapısının nasıl çalıştığını göreceğiz aslında. Ve daha önce belirttiğimiz gibi, bu animasyon Creo Illustrator'da hazırlanmış bir animasyon. Mesela solda göz butonu var bakın. Göz butonuna tıklayarak güvenlik etiketini karşısına getirdi.
Burada ilave olarak şöyle oklarla akış yönünü gösteren ilave bir şey yapılmış. Onu görüyoruz. Servis bölümüne geldiğinde işte diyaframın değişmesi için animasyonu oynatacaktır burada. Bakın aşamaları görüyoruz. Sırasıyla hangi somunları sökeceği işaretlenmiş üzerinde. Üçüncü adıma geçti. Somunlar yerinden çıktı şu anda. Civataların çıktığını gördük. Altıncı adımın animasyonlarının oynadığını görüyoruz. Ve yedinci adımda da yeni parçaların nasıl takılacağını görüyoruz üzerinde. Ve sonuç olarak diyaframın başarılı bir şekilde değiştiğinin etiketini de gördük. Videomuz bu noktada sona erdi. Şimdi Vuforia Studio başlığının incelemesini de bitirmiş olduk bu noktada. Geriye yalnızca Vuforia Engine ürünümüz kaldı. Şimdi Vuforia Engine'e geldiğimizde Vuforia Engine daha çok mobil uygulama geliştirme tarafındaki ihtiyacı yönelik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yani Vuforia Studio'dan farklı olarak Vuforia Engine daha çok müşterinin yani son kullanıcının kullanabileceği ve son kullanıcının iOS veya yine Google Play Store gibi bir ortamdan edinebileceği bir uygulama geliştirmemiz için Vuforia yeteneklerini bize sunan bir ortam sağlıyor. Yani artık ihtiyaç bu noktada endüstriyel uygulamalara yönelik olmaktan ziyade daha çok müşterinin memnuniyeti, müşterinin tatmini noktasına gidiyor. Ve Vuforia Engine'de de bir CAD modelden bahsedebiliriz. Ama burada Vuforia Engine'de yapacaklarınız CAD modelle sınırlı değil. Ve CAD modele bağlı da kalmıyorsunuz. Ya şöyle diyebilirim özetle. Vuforia Engine eğer ki bir mobil uygulama geliştiricisiyseniz ki bu Unity olabilir, Android Studio olabilir, bu tarz platformda mobil uygulama geliştiricisiyseniz ve arttırılmış gerçeklik nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız Vuforia Engine size arttırılmış gerçeklik platformu sunuyor. Bir platform aslında Vuforia Engine dediğimiz. Mesela bu sayfadaki örneklere bakacak olursak Infinity araçlarını biliyorsunuz. Infinity işte bayiye gelen müşterilerine aracın motor aksamını gösterebilmek için böyle bir mobil uygulama geliştirmiş. Ve tabi burada arttırılmış gerçeklik olarak görmesi gerekiyor motoru. Yani tablet kamerasını araca çevirdiğinde. Burada Vuforia Engine'in arttırılmış gerçeklik özelliklerinden faydalanarak mobil uygulamayı ekranda görüyoruz. Yine Vivino isminde bir şarap markasının müşterilerine işte markette şarabını seçerken işte yardımcı olması için oluşturulmuş bir mobil uygulamasını görüyoruz burada. Yani burada müşteri telefon kamerasını şarap etiketine okuttuğunda hemen onunla ilgili kullanıcı yorumları olabilir, üzümüyle ilgili bilgiler olabilir. Bunların karşısına gelmesini sağlayan bir mobil uygulama. Şimdi bunların arasında en meşhuru Lego'nun uygulaması diyebiliriz. Neden Lego'nun uygulaması? Çünkü uygulama ilk 60 günde 2,7 milyon kez download edildi ve Londra Oyuncak Fuarında da editörün seçim ödülünü kazandı.
Hatta bu artırılmış gerçeklik konuları ilk böyle gündeme geldiği zamanlarda bizim de önümüze gelmişti Lego'nun uygulaması. Burada uygulama size oyuncağı seçebilmeniz için şu anda da mobil store'larda var. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Oyuncağı seçebilmeniz için yardımcı oluyor. Direkt telefon ekranınızda Lego'nun kurulmuş halini, bitmiş halini görebiliyorsunuz ekranınızda. Şimdi burada farklı bir uygulama söz konusu. Mesela Mercedes'in müşterilerine yapmış olduğu bir uygulama göreceğiz burada. Neden Mercedes böyle bir şeye karar vermiş diyelim? Şimdi müşteriye özellikle son günlerde araba fiyatları da iyice bir arttı, iyice bir coştu diyebiliriz yani. Müşterinize işte 1 milyon liralık veya 500 bin liralık bir araba satıyorsunuz diyelim. Ve müşterinizi arabanın kullanım kılavuzunu okumakla yormak istemezsiniz. Bu kadar para alıyorsunuz madem bir hizmet vermeniz gerekiyor karşıya. Bu noktada da Mercedes şöyle bir uygulama geliştirmiş. Kullanıcı mobil store'dan Mercedes uygulamasını indirdiğinde işte aracını girdiğinde aracın içini tarıyor. Ve bakın burada multi target yapısı var. Multi target yapısı ne oluyor? Az önce mesela biz model tracking izledik ya, modeli gördüğünde deneyimimiz geldi veya işte ThinkBark'tan bahsettik. ThinkBark'ı gördüğünde deneyimimiz geldi. Burada 18, 19, 20, 21 yazıyor bakın. Burada her farklı model için farklı trackingler yapmış. Yani multi tracking diyoruz biz buna. Bakın 18'i gördü. Onun main 19 gördü. Main functions olduğunu gösterdi. İşte klima kontrolü gösteriyor. Sırasıyla modelleri tanıyarak onların hangi fonksiyona yaradığını hemen kullanıcının telefon ekranında kendisine gösteriyor. Bakın burada da multi target özelliğini görebiliyoruz Vuforia Engine'in. Yine silindirik yüzeyleri takip etmesini görebiliriz burada. Yine araya target verebiliriz. Bulunduğu ortamı tanıyabilir Vuforia Engine. Yani Vuforia Studio'dan farklı özellikler bunlar. Vuforia Studio'dan daha geniş özellikler. Fakat tekrar altını çiziyorum. Yapı Vuforia Studio ile aynı değil. Vuforia Studio mühendisler, daha çok mühendisler için kullanılabilir bir ortam. Çünkü CAD modeli alıyorsunuz, animasyonunu oluşturuyorsunuz, bunu düzenliyorsunuz ve bunu daha sonra bir endüstriyel uygulamada bir servis teknisyenine veya işte montaj operatörüne gösterebiliyorsunuz. Fakat burada dediğim gibi herhangi bir endüstriyel uygulama yok. Tamamen müşteriye yönelik çözümler ve bir mobil uygulama geliştirme söz konusu. Nerede geliştirilir mobil uygulama dedik? Vuforia Engine'de geliştirilmiyor. Unity'de, Android Studio'da, Xcode'da veya Visual Studio'da geliştiriliyor. Ve Vuforia Engine bu uygulamalara arttırılmış gerçeklik platformunu sunuyor. Daha sonra bu geliştirilen mobil uygulama işte Google Play Store'a veya işte iOS Store'a yükleniyor. Sonra da bir önceki slaytlarda da gördüğümüz üzere müşterinin kullanabileceği, download edip kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu slaytta da farklı bir uygulama olduğu için bu videoyu koydum. Benim de çok hoşuma giden bir uygulama bu. Bakın araya target olduğunu söylemiştik. Burada mesela bu uygulama özellikle yeni ofis çalışanları olabilir. Yeni ofis çalışanları için yapılmış bir uygulama. Yani yeni bir ofise geldiniz. Hiçbir yeri bilmiyorsunuz. İşte yazıcı nerede bilmiyorsunuz. Mutfak nerede bilmiyorsunuz. Size yardımcı olmak için yapılmış bir uygulama. Bakın ortamın haritası da yüklenmiş. Şu an dijital asistan geldi karşınıza. Nereye gideceksiniz diyor. Geri alacağım videoyu şu noktada. Ve kullanıcı seçiyor. İşte mutfağa gideceğim diyor. Onu takip ediyorsunuz bu şekilde. Ve takip ettiğinizde sizi mutfağa götürüyor. İşte yazıcının başına geldiniz diyelim. Yazıcıda nasıl çıktı alacaksınız bilmiyorsunuz. Bunlarla ilgili işte videolar yüklenmiş, fotoğraflar yüklenmiş. Ve diyelim ki burada işiniz bitti. Kahve makinesine doğru gidiyorsunuz. İşte kahve makinesini gördüğünde nasıl kahve yapılacak bunu gösterecektir size. Bakın
M2 kafe butonuna tıkladığında nasıl kahve yapılacağının videosunu karşısında görmüş oldu. Bu bir önceki slaytta dediğim gibi bir mobil uygulama geliştirme platformunda, bu Unity olabilir. Sıklıkla daha çok Unity karşımıza çıkıyor ve Android Studio karşımıza çıkıyor. Orada geliştirilmiş ve Vuforia Engine artırılmış gerçeklik platformundan faydalanılmış bir uygulama. Şimdi Vuforia ürünleri ile ilgili anlatacaklarımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda Vuforia Studio ile ilgili farklı bir uygulama daha paylaşacağım. Onu da yine Informatik Kriyo.tr YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.